Kolay Okul kanalımıza hepiniz hoş geldiniz sevgili 5. sınıflarım. Sevgili öğrencim, matematik derslerimiz ünite sonu değerlendirme sorularını birlikte yapacağız. Sayfa 133'ten başlıyoruz. Doğru olanlara değer yanlış olanlara yer yazın demiş. Birim kesirler 0 ile 1 arasındadır diyor sayı doğrusunda. Evet doğrudur. Mesela 1 bölü 2, 1 bölü 5 bakın bunların hepsi e, sonuçlar edebilir. 0 ile 1 arasında sayılardır sevgili öğrencim. Bu doğrudur. Bir kesi genişlettiğimizde ya da sadeleştirdiğimizde kesin değeri değişir mi? Hayır değişmez. Çünkü biz bunlar ne diyoruz sevgilencem genişletince ya da sadeleştirince denk kesirler diyoruz değil mi? Yanlış. Verilen 1 bölü 4, 1 bölü 6, 1 bölü 8 kesirleri küçükten büyüye sıraladığımızda doğru sıralanışı bu şekilde demiş. Bakın yanlış değil mi? Paylar eşitse paydası küçük olan en büyük oluyor. Yani şu şekilde tam tersi olması lazımdı. Burası da yanlış olmuş. 4 tam 3 bölü 5 kesri 4 tam ile 3 bölü 5 kesrinin toplamı olarak ifade edilebilir. Evet doğrudur. 4 artı 3 bölü 5 ile 4 tam 3 bölü 5 kesri aynı şeydir. 4 artı 3 bölü 5 yapalım. Bakın fayda 1. 5 ile genişlettiğinizde 20 olur. 3 daha eklediğinizde 23 bölü 5 olur sevgili 23'ü 5'e böldüğünüzde bölüyorum bakın. 5 kere 4 20. 3 kal. 4 tam 3 bölü 5. Aynı şey. yine ne yaparsınız? Bulursunuz. 2 tam 3 bölü 5 kesrinin birim kesri sevgilendirelim. 1 bölü 5'tir demiş. Bakın 3 bölü 5 ee kesine baktığımızda bunların birim kesirleri neresi sevgilendirelim? Payını 1 yaptığımızda payda 1 olduğu için 1 bölü 5'tir. Evet doğrudur sevgili öğrenciler. İkinci sorumuz. Aşağıdaki noktalı yerlere sembollerle uygunlarını koyun diyor. 1 bölü 4, 1 bölü 5. Bakın paylar aynı ise paydası küçük olan büyüktür. Yani 1 bölü 4 daha büyük. Evet bakın bu 1 tam, bu 2 tam zaten. Tamı büyük olan direkt nedir sevgili öğrencilerim? Büyük olur. O zaman şöyle yapmamız gerekiyor. 1 tam 2 bölü 3, 1 tam 1 bölü 3. Tamları aynı. 2 bölü 3 mü, 1 bölü 3 mü? Paydaları eşitse payı büyük olan büyüktür. Şu şekilde olacak. 2 bölü 7, 4 bölü 10'dur. Bakın bunu sadeleştirdik. 2'ye böldük 2, iki, 2'ye böldük 7. Ne oldu bakın ikisi birbirine eşit olmuş oldu. 3 tam 3 bölü 4, 3'e demiş. Bakın 3 tamları zaten var. Bunun devamı yok. Bunun 3 tamın üzerine bir de 3 bölü 4'ü e olduğuna göre burası nedir? Daha büyüktür sevgilerim. Bu da aynı şekilde 5 tamı var. Burasının 5 tamdan sonra bir de üzerine ilave 2 bölü 6 fazlası var. O zaman bu taraf daha büyüktür sevgilerim. Sonuçları eşleyin demiş. Evet, bunu 2 ile genişlettiğimiz zaman hemen ne olur sevgilerim? 2 bölü 6 artı 2 bölü 6 topladığımızda 4 bölü 6 yapar. Sadeleştirdiğimizde 2'ye böldüğümüzde 2 bölü 3 yapar sevgili Bu kesrimiz şöyle eşleyelim. Buraya geldiğimizde 1 tam 1 bölü 6 şu kenarda yapalım. Bir, önce isterseniz şey dönüştürelim. E, ee, bileşik 6 bir daha 7. 7 bölü 6 yapar. Artı 1 bölü 2. 7 bölü 6 artı 1 bölü 2 3 ile genişlettiğimizde ne olur? 3 bölü 6 olur. Topladığımızda 10 bölü 6 olur sevgili 10 bölü 6'yı sadeleştirdiğimizde 5, 3, 6 2'ye böldüğümüzde 3 yapar. 5 bölü 3 kese ne olur? Eşit olur sevgili öğrencilerim. 5 bölü 3'ü de bakın cevaplarda olmadığı için bileşik kese tam sayılı kesi çeviriyorum. 1 tane 3, 3'tür. Kalan 2'dir. Ne oldu? Bakın 1 tam 2 bölü 3 oldu. Şu şekilde yapabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Veyahut da bakın diğer bir yöntem var. 1'i ayrı tutup 1 bölü 6 ile 1 bölü 2 toplayıp e, tekrar yapabilirsiniz. Ee, o yönde de yapabilirsiniz. Buraya gelelim. 2 tam 3 bölü 8 1 tam 1 bölü 4. Şurada yapalım. 2 tam 3 bölü 8 eksi 1 tam 1 bölü 4. <laughs> Sevgili öğrencilerim 2 tam burada. 1 tamını çıkarıp tamları önce yaparsak 1 tam kalır. Daha sonra bakın ne var? 3 bölü 8 eksi 1 bölü 4. 1 bölü 4'ü 2 ile genişlettiğimizde ne yapar? 2 bölü 8 yapar. 3 bölü 8'den de 2 bölü 8 çıkartırsak 1 bölü 8 yapar. O zaman bakın 1 tam vardı. 1 bölü 8 de buradan geldi. 1 tam 1 bölü 8 yapar sevgili öğrenciler. 4 eksi 2 bölü 3 bu daha kolay. 4 çarpı 3 12. 2 çıkartıyoruz eksi olduğu için 10. 10 bölü 3 yapar burası sevgili öğrencilerim. 10 bölü 3 bakın şıklarda olmadığı için ne yapıyorum? Tam sayılı kesle çeviriyorum. 10'u 3'e bölüyorum. 3 kere 3 9. 1 kalır. 3 tam kalanı yazıyorum. 1 bölü 3 yapar. 3 tam 1 bölü 3 kesimizde bu şekilde yapıyorum. İşlem semasında boş bırakan yerleri doldurunuz diye söylemiş. Bu ikisi toplayıp buraya yazıyormuş sevgili öğrencilerim. Şöyle bakın 1 tam var. 1 bölü 4 artı 3 bölü 8 gibi düşünün. 1 tam 1 artı şeklinde yazılabiliyor. Ya, bunu şöyle ayırabilirsiniz. Bunu 2 ile genişletiyorum. Ne oldu bakın 2 bölü 8 artı 3 bölü 8. Ne oldu sevgili öğrencilerim? 5 bölü 8 oldu. 1 tam 5 bölü 8 oldu. 1 tam 5 bölü 8 oldu sevgili öğrencilerim. Veya bakın bileşik kesi çevirip de yazabilirsiniz. Hiçbir şey değişmez. Yani bunu bakın 4, 5 bölü 4. Ee, uzun uzun yapmayalım. Sonra 3 bölü 8 de yapıp bileşik kesir olarak da yazabilirsiniz. Sonuç yine aynı çıkacak. 1 bölü 16 ile 3 bölü 8. 3 bölü 8 ile 1 bölü 16 topluyorum. 2 ile genişletiyorum. 6 bölü 16 artı 1 bölü 16 topluyorum. 7 bölü 16 yapar sevgili öğrencilerim. Sonra ikisini tekrar topluyorum. Evet. Ee, birleşik kesi çevirip de yapabilirsiniz. 1 tam 5 bölü 8 bakın. 1 artı 5 bölü 8 artı 7 bölü 16 demek. Değil mi? 1 ayrı tutuyorum bakın. 2 ile genişletiyorum 5 bölü 8'i. Ne yapar? 10 bölü 16 artı 7 bölü 16 topladım. 17 bölü bakın 16 yaptı sevgili Gördünüz mü? Şuraya sileyim. Buraya yazmayayım direkt. Toplayınca ne yaptı? 1 tamı zaten vardı. Artı 17 bölü 16 yaptı. Değil mi sevgili Bakın 17 bölü 16'yı şöyle yazamaz mıyım? Artı 16 bölü 16 artı 1 bölü 16 yazamaz mıyım? Yazabilirim değil mi? Bakın 16 bölü 16 da 1 tam yapar. 1 tam da burada vardı. 2 tam 1 bölü 16 yapar sevgili öğrenci. Veya bileşkesi olarak da yapabilirsiniz. Evet bu verileni sevgili öğrenci yine yapalım. Öğretmenimiz bileşkesi olarak da isteyebilir. 2 kere 16 32. Bir daha topluyorum. 33 bölü 16 şeklinde de yazabilirsiniz. Yandaki birbirine denk olan kesirlerin bulunduğu noktaları kırmızıya boyayın diye söylemiş. 3 bölü 6 bakıyorum hangilerine eşittir diye. Evet. 2 bölü 3, 4 bölü 9, 1 bölü 2. Bakın 5 bölü 15, 5 e 1, 10, 5'i 5'e böldüğümüzde 1. 10'u 5'e böldüğümüzde 2, 1 bölü 2 yaptı sevgili öğrencilerim. Ne oldu bakın? Şöyle kırmızıyla boyayacak olursak. Şöyle yapalım. Bakın burasıyla sevgili öğrencilerim burası ne oldu? Birbirine eşit olmuş oldu. Başka var mı diye bakıyorum. 3 bölü 6 bakın sadeleşir değil mi? 3'ü şöyle 2'ye böldüğümüzde 3'ü 3'e böldüğümüzde 1, 6'ı 3'e böldüğümüzde 2 yapar. Bu da bakın 1 bölü 2 çıktı. Bunu da ne yapalım? Oyalım sevgili Başka başka da yok sevgili 1 3'ü 1 bölü 2'ye denktir sevgili Evet. 18 bölü 8 büyüktür yıldız. Evet. Burada x sembolü yerine yazılabilecek doğal sayıların toplamını soruyor. Bölelim hemen bakın. Şöyle 18'i 8'e bölelim. Yani sayı olarak sorduğu için sevgili Doğal sayı olarak. 2 kere 8, 16, 2. 2 tam 2 bölü 8. Burada yıldız var. Burada da 32'yi de bölelim. 32 bölü 6. 6 kere 5, 30. Evet o da 5 tam 2 kaldı. 2 bölü 6. Yani burada önemli olan sevgili öğrencilerim. Bakın 2 tane tamı burada var. Burada 5 tane tam var. 2'den büyük olacak değil mi? 2 tam burası 1 bölü 8 olsa 2 bölü 8 olsa doğal sayı dediği için 2'den büyük buraya ne yazabilir? 3 yazabilir. 4 yazabilir. 5 yazılabilir. Bu da bakın 5'ten büyük olduğu için buraya 5 yazabilir. Yani 5 küsür gibi düşünün. 6 yazamayız. O zaman 3, 4, 5 yazılabilir. Topladığımızda 5, 4 daha 9, 3 daha 12. 5 artı 4 artı 3. O da eşittir. 12 yapar sevgili öğrenciler. Çetin her gün düzenli olarak matematik dersinde soru çözmektedir. İlk gün 180 adet soru çözen Çetin her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 3'te 2 bölü 3'ü kadar soru çözmüştür her gün bir önceki gün çözdüğü soru sayısının 3'te 2'si kadar soru çözmüştür. Buna göre Çetin'in 3. gün çözdüğü soru sayısı kaçtır? Şimdi birinci gün 180. Bu 1. İkinci gün kaç olur? İlk günün 2 bölü 3'ü. Yani 3'e böleceğiz. Sevgilencem bölelim. Ne yapar? 60 yapar. 60'ı 2 ile çarpalım. Ne yapar? 120 yapar. İkinci gün 120 çözdü. Üçüncü günde bunun 2 bölü 3'ü kadar. Yani 120 bölü 3 yapacağız. Kaç olur? 40 olur. Bunu da 2 ile çarpacağız. 80 yapar. Üçüncü günde sevgilenir. Ne yapar? 80 çözmüş olur. Buna göre Çetin'in üçüncü gün çözdüğü soru süresi kaçtır? Kaç bulduk sevgilenirim? Evet 80 bulduk. Cevabımız 80'dir. Evet 8. Mustafa Bingöl'den Gaziantep'e gitmek üzere yola çıkmış ve 100 km sonra mola vermiştir. Gaziantep'ten nereye sevgilenir? Pardon Bingöl'den çıkmış Gaziantep'e. Evet buradan çıkmış sevgili öğrencilerim 100 kilometre gittikten sonra mola vermiş. Molanın ardından kalan yolun 12'de 5'i kadar gitmiş. Evet şurada kalan yolumuzun bunun evet, 12'de 5'ini gittikten sonra yani şurası sevgili gitti gittiği yeri bilemiyoruz. Şurası e, tüm yolun e, 5 bölü 12'siymiş sevgili öğrencilerim. Kalan yolu otobüse, şu kısmını otobüse gitmeye sonunda kalmış. Evet, Bingöl ile Gaziantep arası 460 kilometre olduğuna göre. Tamamı 460 mi sevgili öğrencilerim? Evet, Mustafa'nın otobüse gittiği yol bize şu kısmını soruyor. E şimdi sevgili öğrencilerim, 460 tamamı. Bunun 100 km'sini zaten gittikten sonra bulabiliyordu. Geriye kaç kaldı? 360 kilometre kaldı. Bu 360 km'nin de 5'te 12'de 5'i kadar ne yapıyor? Gittikten sonra arabası bozuluyor. Yani sevgili öğrencilerim Şöyle 12'ye bölüp 5'e çarpacağız. Bakın ne oluyor? 36'yı böldüğümüzde 3, 30 yapar. 30'a da 5'e çarptığımızda ne yapar? 150 kilometre yapar. Yani şu gittiği yol, şurası da 150'ymiş öğrencilerim. Onu da bulduk. E zaten 360 kalmıştı. 150'sini çıktığımızda otobüs olan yolu buluruz değil mi? 360 kilometre. 150 kilometresinde gittikten sonra bakın geri kaç kalır öğrencilerim? 210 kilometre kalmış olur. Şu otobüse giden yol 210 kilometredir. 9 en büyük doğal sayı karşıdır diye söylüyor. Şimdi sevgili öğrencilerim 1 bölü 7 bakın büyüktür. 1 bölü 2 artı üçgen. Yani şuramız bizim 1 bölü 7'den büyük olması için. Paydan ne olması lazım sevgili öğrencilerim? 7'den küçük olması lazım. Değil mi? Paylar aynıysa 7'den küçük olursa ve en büyük olması için burası ne olur? 6 olur değil mi sevgilerim? Yani 2 artı üçgen en büyük 6 olabilir. O zaman üçgen kaç olabilir? Üçgenin yerine de ne yapabilirsiniz? 4 yazabilirsiniz sevgilerim. Evet 10 temizleyelim. Burası biraz karışık sevgilerim şöyle. Yukarıdaki işlemlerin sonuçlarına karşılık gelen harfler işlemlerin adlarını verilmiştir. Hamza işlemlerin sonuçlarını hesaplayıp büyükten küçüğe doğru sıralama yapmıştır. Bakalım. 4 bölü 5. 2 ile genişlettiğimizde ne olur sevgili burası? 8 bölü 10. Artı 1 bölü 10. O da ne yapar? 9 bölü 10 yapar sevgili öğrencilerim. K'ya yazıyorum. 9 bölü 10. Buraya geldi sıra. Bunu 5 ile genişletiriz. 5 bölü 20 artı 1 bölü 20 de burada. 5 artı 1 bölü 20. O da 6 bölü ne yapar? 20 yapar. 2'ye böldüğümüzde ne yapar? 3 bölü 10 yapar. Değil mi? Burası da 3 bölü 10 yaptı. Devam. Bunu 4 ile genişletiyorum. Bakın 20 olsun diye. 12 eksi 9 bölü 20. 12'den 9 çıktım. Kaç kalır sevgilendirelim? Burası da 3 bölü 20 yapar. Evet şöyle yazalım. 3 bölü 20 olarak yazalım. Evet burası da 10 olması 5 ile genişletiyoruz. 25 eksi 17 bölü 10 yaparsa sevgili öğrencilerim. 25'ten 17 çıktığı karşı kalır. 8 bölü 10 yapar. Burası da I da 8 bölü 10 yaparsa sevgili öğrencilerim. E, hepsini 20'de yapsak daha iyi olmuş. Olsun önemli değil. 9 bölü 10, 3 bölü 10. Kendi aralarında yapalım hemen. Bakın 9 bölü 10, 8 bölü 10, 3 bölü 10. Yani K bir kere nedir? Büyüktür sevgili Zaten 3 bölü bakın 2'ye böldüğümüzde bu da ne yapar? 1.5 gibi bir şey yapacak. Değil mi 3? Altını 10 yapmak için 2 ile sadeleştirdiğimizde bu da 1.5 gibi olacak. Yani en küçük A olmuş olacak. K büyüktür. 8 I'dan. O da büyüktür. S'den. S de büyüktür. A'dan. Bakın ne oldu? Kısa cevabı otomatik çıkmış oldu. Ee, bakın bunları 10'da yaptım. Bunları e, 20'de yapıp e, artık 10'a sadeleştirdim. Diğerleri 10 olduğu için. Bir tek şurada şunu sadeleştirdim. 3 bölü 20 olduğu için. Bu da zaten bakın sadeleştirdiğinizde zaten 22'ye böldüğümüz 10, 3'ü de 2'ye böldüğümüzde 1.5 gibi bir şey oluyor. Bakın 9, 3, 1.5, 8 gibi oldu sevgili öğrencilerim. Zaten o da kısa cevabını bulmuş olduk. Aslında öğretmen öğrencilerinin boy uzunluklarına göre yanındaki gibi büyükten küçüğe sıralamıştır. Evet. Buna göre alayiş ve boyları hangisi olabilir diye söylüyor. Evet. Şimdi 11 bölü 8, 7 bölü 4. Bakın bunu 2 ile genişlettiğimizde ne olur? 14 bölü 8 olur. Bakın Ali o zaman Ayşe'den büyük oluyor mu? 11-14 olmuyor. Bu yanlış. Burada sevgileneceğim. Bunları bakın 2 ile genişlettik. Bu 12 bölü 8 olur. Bunu 2 ile genişlettik. 14 bölü 8 olur. Yine olmadı değil mi? Bakın Ahmet bu sefer e, büyük, en büyükleri oldu. Bu da olmadı. Evet 16 yapmak için bunu 4 ile genişlettiğimize bakın. Ne olur? 24 bölü 16. Bunu 16-2 ile genişlettik. 22 bölü 16 Burası da 17 bölü 16. Bakın 24, 22, 16, 17. Evet doğru olan C şıkkı oldu. Diğerine bakın. 8 yapmak için yine 2 ile genişlettik. 14 bölü 8 oldu. Bakın 10 büyüktür 14 olmuyor sevgili öğrencilerim. Doğru cevap C şık. 12. sorumuz. Hemen bakalım. Yukarıda birim kesirinin gösterildiği eş parçalar ayrılmış sayı doğruları verilmiştir. Sayı doğrularını gösteren birim kesirinin yerlerine doğru olması hangi kesirler yer değiştirmelidir? diye söylüyorum size Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet burası 1 bölü 8. Bu doğrudur sevgili 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ha, bunun bakın 1 bölü 7 olması lazım. Burada bir yanlışlık var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ha, bu da yanlış. Buranın da 1 bölü 6 olması lazım. Demek ki sevgili bakın yanlış olan ikisi zaten çıktı. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 1 bölü 5 doğru. Yani 1 bölü 7 ile 1 bölü 6'nın ne yapması lazım sevgili yer değiştirmesi lazım. 13 yukarıda verilen denk kesirlerin yazılı olduğu eşleştirme kartlar birleştirilerek dikdörtgenler oluşturulacaktır. Hangisi elde edilemez? Yani eş olmayanlar soruyor. Sarı ile gri var. Şu ikisine bakalım. Bakın 2'ye bölüyorum. 21 2'ye bölüyorum 40. Bakın ne oldu? Aynısı oldu. Bu yapılabilir. Mavi ile pembe evet yan yana Evet 16 katı 8'in 16 katı bakın oluyor mu? Çarpalım. Evet 6 kere 8 48 elde var 4. 8 kere 8 4 da 128 bakın ne oldu? Aynısı oldu. Yani 1'in 16 katı 8'in 16 katı bu da olabilir. Doğrudur. Evet bununla yeşil şu ikisini söylüyor. Evet. 4 bölü 16, 9 bölü 36 olması için sevgilerim bakın. 4'ün e, 2,5 katı. Bunun yani bu şekilde yapmak ne olur zor. Şöyle sadeleştirirsek bakın 4 bölü 6'yı 1 bölü 4 yapar. 1 bölü 4 olunca 4'ün 9 katı 36 yapıyor. Evet oldu sevgilerim. Birinde 9 katı 36. Evet bu da oldu sevgilerim. Tekrar edelim. Kafamız karışmasın. Bakın 4 bölü 16'yı önce sadeleştiriyorum. 1 bölü 4 yapıyor. Onu gözden kaçırıyoruz. 1'in 9 katı çarpı 9. 4'ün 9 katı bakın 36. Bu da oldu. Buraya geldik şimdi. Evet 12 bölü 49. 14 bölü 35. Bakın 14'ü 7'ye bölsek 2 yapar. Bunu 7'ye bölsek ne yapar? 5 yapar değil mi? Evet. 2'nin 6 katını alıyorum. Çarpı 6. 32. 5'in 6 katını alıyorum. 30 oldu. Bakın ne oldu? Olmadı. Cevabımız D şıkkıdır. 14. sorumuz. Bir telefonun bataryasının 4'te 3'ü bitince telefon 20 dakika şarj edilirse bataryanın bir bölüksüz olmaktadır. Şimdi şöyle bataryayı şöyle düşünelim size. 1, 2, Evet. 3, 4 parça gibi şöyle kısaltsak. Evet sevgili öğrencilerim. 4'te 3'ü bakın bittiğinde 20 dakika şarj edilirse bataryanın yarısı dolu. Yani şu bakın 20 dakika yani şurası ne demek demek ki 20 dakika değil mi? Yarısı doluyor dediğine göre yarısı. Çünkü bakın 4'te 3 bitti. Buradayken 20 dakika yarısı oluyorsa bakın 4 parçanın buraya gelmiş oluyor. 20 dakikada do, yani demek ki bir bölüm 20 dakikada oluyor Bu telefonun bataryasının 8'de biri dolu olduğunda telefon 50 dakika şarj edildiğinde bakın bunu şimdi 8'e bölme icap ettiği için o zaman bunu 8 parça gibi düşüneceğiz sevgilerim. Daha kolay olacak o zaman. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Az önce 3 bölü 4 dedi. 2 ile genişletme olur? 6 bölü 8. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu kadarı normalde ne? Sevgilerim bittiğinde. 20 dakika şarj edince yarısı dediğine göre demek ki bu sefer iki bölmeye 20 dakika gibi e, düşüneceğiz. O zaman her bölmeyi de 10 dakika 10 dakika 10 dakika gibi ne yapacağız? Bu şekilde değerlendireceğiz. Böyleyken tamam devam ediyoruz. Bu telefonun bataryasının 8'de biri dolu olduğunda yani e, sadece şurası e, dolu olduğunda sevgilendirelim. Evet telefon 50 dakika şarj edildiğinde. Kaç dakikada? 50 dakika olması ne, yap ne yapmak lazım? 5 birim ilerlemek lazım değil mi şu an? Neydi? 8'de biri. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın tam buraya geldik sevgili öğrencilerim. Ne olması lazım tam halinde olması için? Evet, 10 dakikada dolduğuna göre 1, 2 yani 10-20 dakikada ne yapması lazım? Şarjın yapılması lazım. Evet. Şekildeki özdeş yaylarının uçlarına takılmış. İkinci cismimizin ağırlığını yazalım. 2 tam 1 bölü 4'müş sevgili 3'ünün toplamı 7 tam 5 bölü 8'miş. Diğer ikisinin hangileri olabilir diyor. Şimdi öncelikle bakın burası daha az geldiği için 2 tam 1 bölü 4'ten burası küçük olacak. Burası bakın daha çok geldiği için burası büyük olacak. 3'ünün toplamı da 7 tam 5 bölü 8 yapacak. Bakalım. Evet 1 tam 1 bölü 8 bakın küçük. 4 tam 7 bölü 8 bundan büyük. İkisi ayrı ayrı uyuyor. Toplayalım şimdi. 1 tam 1 bölü 8 artı 4 tam 7 bölü 8 artı bizimkisi neydi? 2 tam 1 bölü 4. Tamları toplayalım öncelikle. 1, 5, 2 de burada 7 tamımız var sevgili 7 tam 5 bölü 8 olacak. Zaten 7 bölü 8 burada olduğu için fazla geldi. Bu üçünün toplamı fazla geliyor sevgili Buradan ne yapıyoruz? Eliyoruz. İkinciyi zaten elememiz lazım. 2 tam 1 bölü 2 bakın şu. 2 tam 2 tam 1 bölü 2 yarısı bakın 1 bölü 4 çeyreği. Bunun küçük olması lazım değil mi? Bakın bundan daha az gerdirdiği için direkt geliyorum zaten. Toplama yapmaya gerekiyor. Üçüncüye geliyorum. 1 tam 7 bölü 8 artı 3 tam 1 bölü 2 artı. Bizimkisi neydi? 2 tam 1 bölü 4. Tamları toplayalım öncelikle. 1 tam 3 daha 4, 2 daha 6 tam yaptı. Sonra 7 bölü 8 artı. Bakın burada 1 bölü 2. 4 ile genişletirsek 8 olması ne olur? 4 bölü 8 yapar değil mi? Artı 1 bölü 4'ü 2 ile genişlettiğimiz zaman 2 bölü 8 yapar. Ve topluyorum. 7, 11, 2 daha 13 bölü 8. Bakın 13 bölü 8'e böyle bileşik kes tam sayılı çevirmeye uğraşmaya gerek yok. Bakın ne yapabilirsiniz? 8 bölü 8 artı 5 bölü 8. Bir tane tam alacağım ya içinden. Aldığım zaman sevgilerine bakın bir tane de buradan aldım. 6 tam. Bir tam daha ne oldu? 7 tam. Geriye ne kaldı bakın. 5 bölü 8 kalmış oldu. Tak cevabı bulmuş oldum. Sevgilerim diğerini de kontrol edin bakın. 1 tam 7 bölü 8 2 tamdan küçük burası zaten küçük olacaktı. 3 tam dediği için 2 tamdan büyük burası da büyük olacaktı. Aradığımız cevabı bulmuş olduk. Evet 16. sorumuza geldik şimdi sevgilerim. Yukarıdaki şekilde Emre ile Ahmet arasındaki mesafe 40 tam 1 bölü 8 yazmış zaten. Ok yönünde Emre ile Ahmet adım uzunluklarını her seferinde değiştirmeden 3'er adım attıklarında aradaki mesafe değişmemektedir. Evet demek ki adımları aynı değil mi sevgili öğrencilerim? Ok yönünde Ahmet adım mesafelerini her seferinde değiştirmeden 3'er adım attıklarında değişmektedir. Emrin her bir adım uzunluğu 1 4 metre olduğuna göre Emre ve Ahmet birbirlerine doğru birer adım attıklarına aradaki mesafe kaç metre olur? Şimdi mesafenin toplamı hali bu. E adımların eşit olduğunu gördük sevgili öğrencilerim. 3'er adım aynı yöne gittiklerinde mesafe değişmiyorsa adımları eşittir ikisinde. Şimdi 1 bölü 4 metreymiş. Emre'nin her bir adımda. 1 bölü 4 metre. E bunun da aynıydı. 1 bölü 4 metre olacak. Birbirlerine birer adım attıklarında. 1 bölü 4 bu. 1 bölü 4 de diğeri. Topladık ne yapar? 2 bölü 4 metre yaparsa sevgilendirim. Toplamlar bakın bu kadar geldi. Bu da bu kadar geldi. Bu mesafe ne oldu? Toplamdan çıkartacağız değil mi? Çünkü bu kadar geldi. Bu da buradan geldi. Daraldı mesafe. Yani şu olacak. 40 tam 1 bölü 8'den bizler 2 bölü 4'ü çıkartacağız sevgili öğrenciler. 40 tamı dokunmuyorum. Bakın bunu da 2 ile genişletiyorum 8 olması için. Ne oldu? Bakın 40 orada dursun sevgili öğrencilerim. Evet 1 bölü 8. Eksi ne oldu? Bakın 4 bölü 8 oldu sevgili öğrencilerim. Bunu kolay nasıl yapabilirsiniz? Az önce söylediğim gibi. Bakın 40'tan bir tane tam alırsanız 8 bölü 8 yapar değil mi? Bir tane de 1 bölü 8 de burada var. 9 bölü 8. Burası 39 tam düşer. Bakın böyle daha kolay olur. Yoksa öbür türlü işlem uzar. Eksi 4 bölü 8'e buradan yapıyorsunuz. 9'dan 4 çıktı. 5 bölü 8 kaldı. Buradan da 39 tam'a düşmüştük. 39'dan 5 bölü 8. Bakın basit bir şekilde bulduk. Tekrar ediyorum. Mesafeler ikisinin de adımları eşit olduğu için 1 bölü 4 metre bu tarafa geldik. Buradan azaldı. Bunun içinden 1 bölü 4 çıkarmamız lazım. Bu da bir adım geldi. Yine 1 bölü 4 metre azaldı. Böyle yapmaktan sonra 1 bölü 4, 1 bölü 4 topluyorum. Bütün mesafeden çıkarıyorum. Şu aradaki kısmı bulmuş oluyorum sevgili öğrencilerim. 39'dan 5 bölü 8. Evet tamamlamış olduk sevgili öğrencilerim çözümlerimizi. Artık e, ondalık gösterimler e, sorularına geçeceğiz. Eğer oralara geçtiyseniz yorumlarda yazın. Onları da çözmeye çalışalım sevgili öğrencilerim. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere.